Üçgende alan test 3'ün soru çözümlerine hoş geldin. Önce bir strateji yapalım. Yeşil alanı nasıl bulabiliriz? Arkadaşım yeşil alan bütün üçgenin içinde bir alandır. Ama beyaz kısmı farklı bir üçgendir değil mi? O zaman bütün üçgenden beyazı çıkarırsam yeşille baş başa kalırım. İşte tam olarak böyle bir şey arıyorum ben de. O zaman haydi planı uygulayalım. Taban 10 verilmiş. 18 bölü 2 ah eşittir 9. Şurası. 18 bölü 3'ten ck eşittir 6 burası. Bütün üçgenin alanını yazıyorum. Tabanı 10, yüksekliği 9 olan bütün üçgenin alanı 45 yapar. Beyaz üçgenin alanı, tabanı 10, yüksekliği 6 olduğu için bölü giden 30 yapar. Tümünden beyazı çıkarırsam 15 bana kalır yani a oldu. Bakıyorum, soruyu analiz ediyorum. Pembe üçgenin alanını istemiş a, b, c evet. İki kenar var mı? Var. Yükseklik var mı? Yok. O zaman arkadaşım iki kenarın arasındaki açı bilsen, sinüsünü bilsen bu iş olur mu? Şuraya alfa desem burası da alfa olur. Evet ters açıdan. Alfanın sinüsü belli mi? Bir pisagorla belli. İki kökünün karelerini alıp pisagor yapalım. 8 artı 4 kök 12 yani 2 kök 3 şurası. Neymiş sinüs alfa bir yazalım hemen. Sinüs alfa ne diyordu? Karşının alfanın karşısında 2 kök 2. Hipotenüse yani 90'ın karşısındaki kenara oranı ne? 2 kök 3. Bulduk mu? Bulduk. Tamam. Şimdi üçgenin sinüsten yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı. 2 kolunu çarp. Çarp aradaki açının sinüsü diyeceksin. 4 kök 3 çarpı 9 çarpı 2 kolu çarptın mı? Çarptın. 1 bölü 2'ni de başa aldın mı? Süpersin. O zaman sinüs alfa kaldı. O da ne bulunmuştu? Kök 2 bölü kök 3 bulunmuştu. Pat küt dedin. Şu kök 3'leri sadeleştirdin. 4 çarpı 9 36 bölü 2 dedin 18 geldi. Kök 2'yi de unutmadın cevap 18 kök 2 çıktı. Hocam sinüsten gitmeseydik nasıl yapabilirdik diyorsan eğer. Geliyor. Şimdi burada yükseklik yok değil mi senin elinde? Ben bu yüksekliği bulursam sana bu soruyu yine çözeriz. Haş dedim ben bu yüksekliğe. Şuradaki Pisagor yapmıştık ne çıkmıştı? 2 kök 3 mü çıkmıştı az evvel? Tamam. Ne gördün? Kelebek. Evet. Kelebeğin 90'ının karşısında 2 köküç var. Burada 4 köküç var. Kaç katı? 2 katı. Bu kanadın 2 katı burası. O zaman şu açı C açısı 2 kök 2 görüyorsa burada aynı açı 2 katıyla 4 kök 2'yi görecek. Buradan da yaptık. Tabanı 9 olan üçgenin yüksekliği 4 kök 2 olursa alanı tabii ki de yine 18 kök 2 olacaktır. Dörtgenin alanına geçemezsin. Onu üçgene çevirmen lazım. Yani ya DC çekeceksin, iki tane üçgen bulacaksın. Ya da EB çekip iki üçgen bulacaksın. İkisinden birini yap fark etmez. Bazen birisi daha kolaydır tabi. Birin tabanına 1S bir yazarsan, dördün tabanına 4S yazacaksın. Ne kadar taban, o kadar alan unutma. Tabii yükseklikler aynıysa. Şimdi şuna bak. İki tabanının yüksekliği nereden gelir? B tepesinden gelir. Peki 5 tabanına ait yükseklik nereden gelir? karşı köşesi olan B köşesinden iner değil mi? O zaman B tepesinden inen bu üçgenin alanı ile 5'in de yine B tepesinden bu yüksekliği aynı olduğu için yine ne kadar taban o kadar alan. Şimdi iki tabanına düşen alan ne kadarmış? Bak 4 bir daha 5S kadar düşmüş. 5 tabanına ne kadar alan düşer acaba? 2'ye 5 düşmüş güzel çıkmamış. 2'ye katla gel 2'ye katla daha rahat ederiz. Eğer şuradaki 1'e 2S deseydin en baştan 4'e de 4 katıyla 8S diyecektin. 8, 2 daha 10S bulmuş olacaktın. Şimdi 2'ye 10 kaç katı oldu? 5 katı. 5'in de 5 katı 25S eder. İşte sana 25S. Oldu mu? Çok da güzel oldu. BECD dediği dörtgen 25, 2 daha kaç yaptı? 27 bölü. ABC dediği üçgen tamamı değil mi? Evet kaç yaptı? 35 yaptı. Cevap çıktı mı? Çıktı. Ama yine sana çok daha güzel, çok daha kolay bir yöntem göstereceğim. Onu da izlemeni tavsiye ediyorum. Eğer şu açıya dikkat ettiysen bu açı hem küçük üçgenin bir açısıdır hem de büyük üçgenin bir açısıdır. Sinüs yöntemine göre bunun açısını kullanırken 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı sin alfa diyeceksin. E büyükte de aynı şeyi yapacaksın. O yüzden hiç sinüs alfalara girmeden kollarını çarparak sadece kısa yoldan alan paylaştırabilirsin. 4 kere 2 kaç yapar? 8. Buraya 8S yaz. Tamam mı? Büyük üçgen için bak kaç var? 5. Kaç var? 7. O zaman aynı tepeden baktığımda 5 kere 7 kaç? 35. 8 bende ise geriye ne kalır buraya? 27. Ne dedim tamamına? 35. Dörtgenin içine ne yazdım? 27. Çok daha iyi. Daha karmaşık şekillerde faydasını daha da çok görürsün. Şimdi sana AD eşittir 6 veriyor sadece. Şurayı veriyor değil mi? Göstereyim şöyle. O oh, buradan buraya kadar. Hangi üçgenin tabanı 6? Şuradaki üçgenimin tabanı 6 mesela. Değil mi? Tamam. 6'ya ait bir yükseklik göstereceğim. Hocam yüksekliği atıyorum. Böyle atamazsın. Geniş açı var D'de. Geniş açının önüne geçemezsin. O senden daha büyük bir açı arkada kalacaksın. İşte çizilmiş zaten. Yüksekliği 3 olan, tabanı 6 olan boyalı üçgenin alanı 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 edecektir. Bu 9'u buraya koy. Tamam. DC uzunluğu M olsa 2 katıyla BD 2M olacakmış. Ne dedim? Ne kadar taban o kadar alan dedim. M alanı 9 çıktıysa 2M'nin alanı 18 çıkar. Yüksekliği eşit olan bu üçgenlerde taban kadar alan verebilirsin. O zaman ABC bütün alan 18 9 daha kaç yapar? 27 yapacaktır. 5 numaralı soru. 8, 15, 17. Lazım olmuyor boş ver. AD uzunluğu şurası 3 kat. DC uzunluğu burası 2 kat. Yazdım bunları götürdüm yerine de yerleştirdim. 2 tane yoldan gideceğim. Yol 1. 3 katın alanı 3S olursa 2 katın alanı 2S olur. 3, 2 daha 5S olur bütün alan. Bütün alanı bulmak için yükseklik 8 taban 15. 8 çarpı 15 bölü 2. Şunla şunu sadeleştirdim. 4 verdi. 4 çarpı 15 60 verir. 60 eşittir 5 tane S'ye. S, ye. S ye kaç çıktı? 12 çıktı. 12 çarpı 3'ten burası kaç yapar? 36 yapar. Şuranın komple alan 36. Eşit tabanlı olduğu için eşit alanlı paylaşacak. O zaman ne dedik? 36 demiştik. 18 buraya, 18 buraya. İlk yöntem bu. Beğendiysen güzel. Hiçbir sorun yok burada gördüğün gibi. İkinci yöntemim geliyor. Buraya S dersen eğer buraya da S diyeceksin. Buraya az evvel 3 kat, buraya da 2 kat yazmıştık. 3 kata 2 S düşüyor. Hoş mu? Değil. Arkadaşım bak, taban 3 olduğunda üstüne yığılan alanları da 3'ün katı yap. Yani taban kadar katla. Bu zor bir şey değil. Bunu en başta yap hiç kafana ağrımasın. Yani buna 3S, buna da 3S. Bak. Mis gibi oldu. 3K'ya kaç S geldi komple B köşesine kadar bakınca? 6S geldi. Yaz kenara 3K 6S'ye baktı. 2K'da B köşesine kadar giderse ne görür? Gel bak 3'ten 6'ya kaç katı? 2 katı. 2'den de 2 katı 4 katı. Şuraya 4 S gelmiştir. Toplam alan 4, 3 daha, 7, 3 daha, 10 tane S gelmiştir. 10 S dediğin alan yüksekliği 8, tabanı 15 olan bütün üçgendir. 8 çarpı 15 bölü 2. Ne yapmıştı az önce burası? 60 yapmıştı. 10 tane S 60 olursa S 6 çıkar. 6 kere 3'ten de 3 S 18 çıkar. Yani yol çoğaltılabilir ama lüzum yok. Soruyu geçtim. 6 numaralı soruya geldim. Bir tık küçülelim. Diyor ki ADE üçgeninin alanı nedir? Geldim üçgenime. ADE neresiymiş? Mavi boyalı üçgenmiş. Tabanı var mı? Var. Süper. Sana ne lazım? O tabana inen bir yükseklik lazım. Sen bu yüksekliği bul. Bu soru biter. H çarpı 20 bölü 2 diyeceksin. Soru bitecek değil mi? H'ı nereden bulabilirsin? Gel bakayım neler veriyor. DE bir kat, EC 2 kat. Bunları veriyormuş. Bu kat ilişkileri sana haşı buldurur. Evet, buldurabilir. Şu yüksekliği çek. Sevgili arkadaşım, 30'un var, 90'ın var, 60'ın var. O zaman 90'da 12'si, 30'da yarısı. o, burasının hepsi 6. Burada burada şöyle yapabilirsin istersen. 1K'ya 3K benzerliğine göre 3K'nın yüksekliği 6 geldiyse 3K'nın yüksekliği 6 geldiyse 1K'nın yüksekliği sadeleşince 2 gelecektir. Yükseklik 2 taban 20. Alan 20 çarpı 2 bölü 2'den hop ne yaptı? 20 yaptı. Bu tamamdır. Burada bir sorun yok. Ama istersen buraya gelmezden evvel şuradaki yükseklik olan 6'yı bulmuştun ya oraya kadar getir benzerliği yapma. Mesela bütün üçgenin alanı 6 çarpı 20 bölü 2'den şuradaki komple sarı üçgenin hepsini bulabilirim ben sana değil mi? Neymiş bunun alanı? yüksekliği 6 tabanı 20 bölü 2'den kaç yaptı? 60 yaptı. Senden 1K ve 2K oranında alan dağıtmanı istesem. Yani 1, 2 daha kaç? 3K oranında. Gel 60'ı 3'e bölelim. Birin başına 20 düşsün. Yani 1K'ya düşen alan 20 olmuş olsun. Bu şekilde de söyleyebilirsin. Tamamdır. Hocam 6, 8, 10 var. Evet var doğru söylüyorsun. Diyor ki boyalı bölgenin alanının en küçük değeri. Bak şimdi bu bütün alan zaten belli mi? Belli. 6 çarpı 8 bölü 2'den dik üçgenin alanı. Alanı dik kenar çarpımının yarısından 24. Hepsi 24. Bununla bunun toplamı turuncu artı beyaz. Doğru. Turuncunun küçük olmasını istiyorsan eğer. Turuncu hakkında da bir yorum şu anda yapamıyorsan. Kalan beyaz hakkında yorum yap. O zaman turuncuyu küçük yapmak istiyorsan. 24'ün büyüğünü yani mümkün olduğu kadar büyüğünü buraya vermek istiyorsun demek ki. Tamam kararımızı verdik strateji hazır. Beyaz üçgenin alanını maksimum yapacağız. Ve buraya da küçük bir şey kalmış olacak böylece. Dik üçgenin alanını maksimum nasıl bulabilirsin? Şimdi bunun iki tane dik kenarı var. Bunun alanı A çarpı B bölü 2 değil midir? Tamam. A ile B'nin çarpımının çok olması lazım o zaman. Çarpma ne zaman çok olur? Sayılar birbirine en yakın olduğunda. Eğer burada 90 derece olmasaydı ben bunu eşkenar alırdım alanı maksimum çıkardı. Ama şu an dikliği verdiğine göre ikiz kenar seçeceksin. Unutma bir dik üçgenin alanı maksimum ikiz kenar olursa gelir. Tamam o zaman ister dik at, ister 45-45 yazarak ilerle her türlü olacaktır burası. 45 ben dik atayım sana. 45-90-45 yapayım. Hop burası da 45. Burası da 6'yı. 3 3 ayırdım. 45 45'ten buraya da 3 geldi. Beyaz üçgenin alanı maksimum Şöyle yapıyorum. Beyaz alanı maksimum buldum sana. Yüksekliği 3 taban 6 olduğu için 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 gelmiştir. E toplam alan 24 değil miydi? 24'ün 9'u çıkarsa geriye buraya da minimum alan kalmıştır. 24 eksi 9 dedik cevap 15 yaptı bu kadar. 6 var 8 var tamam. Çok güzel 6 8 10 sorun yok. Pembe boyalı renklerin alanları eşit. Tamam. A dedin. A oldu. Alanlar eşit. Şuraya da bir B de bakayım neler olacak. A artı B'nin alanı belli mi? Belli. 6, 8, 10'un alanı 6 çarpı 8 bölü 2. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. Kim bu 24? A artı B'nin alanı. Tuttum bunu eşittir dedim. A artı B'ye. Ne lazım sana? X lazım. X kim biliyor musun? X dediğin şey şuradaki sarı üçgenin yüksekliği. Gördün mü? Yani bir dik kenarı. E bu sarı üçgenin alanında A artı B gelmemiş mi kodlayınca? E A artı B zaten 24'tü. Demek ki bu üçgenin alanı da A artı B olduğu için 24'tür. O zaman 24 eşittir. Tabanı 10 yüksekliği X. 10 çarpı X bölü 2 diyeceksin. Ne çıktı? 5X eşittir 24 çıktı. Ya da şöyle yap daha güzel. 2 kere 24 kaç? 48. 10X 48. 10 varken 1.0 bir virgül demektir. 48 ne yapar? 4.8 eder. Tamamdır. EC eşittir 87. Yeşil üçgenin alanını BDE'yi soruyor. Tabanı var mı? Çok güzel var. Ne lazım? Yükseklik lazım. Hani yükseklik dedikten sonra gösteriyorum. İçeriye giremez biliyorsun. Geniş açının önüne yükseklik geçemez. Arkada kalacaktır. Yani bu haş yüksekliği. 7 ile çarpılıp 2'ye bölünecek ve soru bitecek. Haşı nereden mi bulacaksın? Şu 8'i boşuna vermemiştir. Ha bir de ikiz kenar dik üçgenin var. Yani burası ve burası eşitmiş. Hem ikiz kenarsın hem diksin. Kalan açılar kaç kaç olur? 45-45 yapar. İşte bu kadar. 45-90-45. Neydi özellik? Kök 2 katı. O zaman 8'i kök 2'ye böl. Haşı bulalım. 8 bölü kök 2. 8'de 2 4 tane. Hop 4 kök 2 burası. Tamam oldu bu iş. Yüksekliği belli. Tabanı belli. Ben alan istiyorum. 7 çarpı 4 kök 2 bölü 2 dedim. O zaman 14 kök 2 14 kök 2 demişizdir. Olmuştur bu soru. 11 birim, 11 var, 13 var, 16 var. Her şey verilmiş. Pembe üçgenin ABD'nin alanı sorulmuş. Şimdi ne bir tabanı var, ne bir yüksekliği var. O zaman yükseklik bulmaya çalışsak. Şurası 16 iken, burası 20 iken arkadaşım ne yapar? 12, 16, 20 yapar. Şuraya geldim. 12 birimlik yüksekliğimi gösterdim. 13'ü de görmüştüm. 5, 12, 13 oldu bu üçgen. Hop, şurası 90 derece zaten. 5, 12, 13 tamam süper. ABD'nin alanı için bu yükseklik değil de arkadaşım sana şöyle bir yükseklik lazım değil mi? Çünkü ABD'nin yüksekliği budur. Sen bu yüksekliği nereden mi bulacaksın? Gel onun peşine düşelim buluruz. Büyük üçgenin alanını eşitleyerek gideriz. Bunun toplam tabanı kaç olarak belli? 20 olarak belli. Gel aradığımız yüksekliğin boyuna h diyelim. H çarpı toplam taban 20 bölü 2 dersek bütün üçgenin alanını bulabiliriz değil mi? Tamam. Buradan 12 çarpı 21 bölü 2'ye eşitlersek eğer. Buradan haş gelir değil mi? Tamam haş gelince de haş çarpı 10 bölü 2. Bitti gitti. Gitme. Bir yol daha. Al bunları geriye. Yüksekliği de sil. Şimdi alanı bulalım gel. Tabanı kaç? Yüksekliği özür dilerim. En büyük üçgenin yüksekliği 12. Toplam 12'nin düştüğü taban 21. 12 çarpı 21 bölü 2 kaç yapar? 6 çarpı 21. 6 kere 2. 12. 120 artı 6. 126. Tamam mı? 126 şıklarda var mı? Var. Cevap kaç? Yarısı. 63. Neden mi? Tam olarak 10, 12'ye tabanı bölüyorsun ve tam tepesine kadar çıkıyorsun üçgenin zaten. Yani yarısı burası, yarısı burası. 10, 10 olduğu için ne kadar taban o kadar alan. 126 bütün üçgensi 63'te onun yarısı olur. Bir ABC üçgeni çiziniz. Tamam. Bir abc üçgeni çizdik a üstü noktası simetrisi He, arkadaşlar simetri alacaksak böyle çizmeyelim biz bunu simetrisini alacağımız zaman çok büyüyecek bu üçgen küçük çizelim şöyle bir abc mesela bakın izleyiniz bu tamam A'nın B köşesine göre arkadaşlar A köşesi B köşesi eksisiyle birer tane nokta bunların noktalardan simetri alırken geldiğin kadar git dik almaya çalışma. A'dan B'ye bu kadar gitmiş, o bu kadarla devam edecek. Şu mesafe şu mesafeye eşit olur. Bu tamamdır. A üssü olarak da adını işaretle demiş. B'nin C'ye göre simetrisi. Şimdi B'den C'ye bu kadarla geliyorsun. Bu kadarla devam edeceksin. İşte şöyle bir yerdesin sen. Tahmini olarak B üssü dememi istiyor adına. Bu tamamdır. C'nin A köşesine göre simetrisi. C, Bu sefer bu tarafa doğru. Şöyle arkadaşlar. Bakın üçgen bayağı bir büyüdü simetri edince. Şöyle oldu. Burası da C üssü. Haydi gelin en büyük üçgeni kuralım biz sizinle. A üssü, B üssü, C üssü üçgenini. Şöyle, şöyle, şöyle. Oldu bu iş. Diyor ki büyük üçgen A üssü, B üssü, C üssü. Küçük üçgen ilk baştaki ABC birbirinin K katıdır. K kaçtır? Bunu soruyor sana. Hocam hiçbir sayı yok nasıl olacak? Halledeceğiz, hemen halledeceğiz. Önce şu çizgiyi çekersem eğer tabana S düşerse aynı taban aynı S buraya da düşer. Şimdi şu şekil bakmanı istiyorum. Buraya S düştüyse buraya da S düşecektir arkadaşım. Aynı tabanları var. İyi gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Neresi kaldı? Şu boşluk kaldı. Bir de şu boşluk kaldı. Yapabilir miyiz? Çok da güzel yaparız. Şöyle çekeriz bu sefer. Bak gösteriyorum. Buradaki alan S kadar, buradaki alan da S kadar olacaktır. Şimdi şu ikisinin eşit olmasına bak. Buna düştüse, buna düşecekse. Son olarak da şöyle bir bakış atmanı istiyorum. Buraya düşen iki tane S var. Eşit taban var. Buraya da iki tane S düşecektir. O zaman bütün üçgenin alanı 2, 4, 6 bir de burada 7 tane S. Yani şurası 7 S çıktı. Eşittir K çarpı A, e, S'ydi zaten orası da. At S'leri K eşittir. 7 çıktı. Tamamdır. Diyor ki eşkarelerden oluşan noktalı zeminde komşu 2 yatay düşey arası uzaklık 4. 4 4 göstermiş zaten tamamdır. ABC köşe kabul üçgenin alanı nedir? Arkadaşlar bu tarz bir yöntemi analitikte de göreceksiniz. Etrafına çerçeve yapacaksınız. Çünkü yaptığınız dikdörtgenle buradaki her alanı bulabiliyorsunuz. Biraz fazla gitmişiz. Şurada bir yerde durmam gerekiyordu. Şu fazlalık oluşmuş arkadaşlar. Onu ben şöyle küçülttüm gitti. Şimdi benim yapmam gereken şey birim kareleri 4 birimlik mesafe var. 4, 8, 12, 16. 16 çarpı 4 bölü 2'den dik üçgenin alanı 32 gelecektir. Bakın planımı anladınız mı? Bütün dikdörtgenin alanını bulacağım. İçinden şu köşeleri çıkartıp bu üçgeni ele geçireceğim. Analitikte de kullanacaksınız bu yöntemi. 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8. Her bir boşluk 4 olduğu için 4'er 4'er sayıyorum arkadaşlar. 20 çarpı 8 bölü 2'den buranın alanı 80 etti Bu 4 bu da 20 olduğuna göre burası hiç saymadan 24'tür şurası da 8'dir 8 çarpı 24 bölü 2 o 96 da buranın alanı Tamam Tüm dikdörtgenin alanı 16 çarpı 24 16 çarpı 24'ten yani bütün alandan çıkartacaksın 80 96 daha kaç yapar? 176 yapar 32 daha var şöyle alt alta toplayalım daha sağlıklı olsun 96 32. 6, 2 daha 8, 17, 3 daha 20, 208. Yani bu alandan 208'i çıkartacakmışsın. Bunu ortak parantezli yapsam işi daha kısaltırım arkadaşlar. Böyle çok yormaya gerek yok. Mesela 24'ü 4'e bölerseniz eğer 4'ü dışarıda tutarsınız. 16 çarpı. Bunun 4'ünü sadeleştirdim dışarı aldım. 4 kere 6 24'tür. 4 dışarıdaysa 6 içinde kalmıştır. 208'i 4'e bölersen 104 52. 52. Şu da arkadaşım 4 çarpı 52 sayısıdır. 4'ü dışarıda tuttuysam içinde 52 kalmıştır. Tamam. 6 kere 16. 96'dan 52'yi çıkartmış gibi düşüneceksiniz. Bu da ne yapar? 96 eksi 52. Çıkaramadım. Bir an kaldım öyle. Hani bir kal gelir ya insana. Vallahi öyle oldum. 44 çarpı 4 oldu arkadaşlar. O zaman 4 kere 16. 4 kere 16. 160 artı 16. 176 dedik. Üçgenin alanına soru tamamdır, test tamamdır. O zaman sonraki testte görüşmek üzere. İyi çalışmalar.